Evet değerli izleyenler, Manier Tohumculuğun sunduğu Antalya GrowTech Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimize devam ediyoruz. İstanbul'dan katılan firmamız Boğaziçi Endüstriyel ve Dosatron markasıyla Ata Karhanlı'yı dinleyeceğiz. Dosatron ne işe yarıyor? Ata Bey bizlere lütfen anlatınız. Buyurun. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sizlerle olmak keyifli. Dosatron'u tanıyalım. Nasıl bir cihaz? Dosatron ne işe yarıyor? Köylümüzün, üreticimizin veya nerede kullanılıyor? Sizlerden dinleyelim. Dosatron elektriksiz sıvı gübreyi dozajlama ekipmanı. Hassas dozajlama yapar. Özellikle fideciler için, seracılar için çok önemli bir aparattır. Sıvı gübremizi aynı oranda, aynı miktarda, aynı miktar suyun içine, aynı miktar olacak şekilde her damlasına kimyasalı eşit olarak vermemizi sağlar. Bu nedenle ilk damlalığımızdaki suyumuz neyse, son damlalığımızda da gelecek olan son damlanın içindeki de aynı miktarda kimyasal olmasını sağlar. Bu nedenle her hatta, her çiçekte, her bitkide eşit miktarda sıvı gübre veya nütrientler olmuş olur. Böylece irregular dediğimiz bir hatta daha iyi verim elde edip arkalarda daha cılız bitkilerin olmasının önüne geçmeyi sağlar. Elektriksiz olması çok büyük bir avantajdır. Zaten elektrik maliyetleri gitgide artıyor. Sadece suyun gücüyle çalışıyor. Normal ventrilere göre çok farklı bir sistemi vardır. Her zaman içinde bir karıştırma haznesi vardır. Ve o karıştırma haznesinin içinde size aynı oranda gübreyi en baştan en sona kadar hassas bir şekilde vermeyi sağlar. Değişik modellerimiz var. Saatte 9 ton suyun içine koyabileceğimiz gübre olan modeller var. 20 tona çıkar, 30 tona çıkar. Daha açık alanlar, tarlalar için 90 ton bölü saatlik kapasitedeki dozaj pompalarımız mevcuttur. Özellikle şu arkada görebileceğiniz şey varsa seracılık ve şey bölümünde boomların üzerine monte edilen hassas dozaj pompaları birçok sera firması tarafından bilinir, kullanılır. Eski model bir teknolojidir. 1974 yılında gelmiştir ama 1974 yılında icat edilmiş olmasına rağmen hala bir tank gibi çalışır. Elektrik elektroniklere göre avantajları farklıdır. Çok bakım istemez. Bakım istemediği için de çiftçinin çok uğraşması gerekmez. pH probları, kalibrasyon vesairesi yoktur. Bugün çalışıyorsa alet hep aynı performansta çalışır. Ne zaman emiş yapmadığında veya kimyasal çekmediğinde veya sağından solundan bir damla sulama vesaireyle ilgili bir sızıntı olduğunda o zaman ancak bir müdahale etmek gerekir. Onun haricinde öyle sürekli üzerinde durmanızı gerektirecek herhangi bir ekipman değildir. Gerçekten kendini ispat etmiştir. 50 yaşına gelmek üzere. 50 yıl ve bundan sonraki 50 yıllarda da elektronikler, dijitaller olduğu kadar bu cihazların da ömrü daha bitmedi. Her sene bir tane mi lazım Ata Bey? Hayır, yoksa dönüm? D20 modeli bize bakım ve tamir için gelen modeller var. 2003 yılından kalmış. 2003 yılından gelmiş. Yani imalat tarihi 2003. 2003 yılından beri parasını kat be kat ödemiş. Kat be kat bu işi yapmış. Fideleri özellikle bu fideciliklerde, nursery dedikleri küçük fide üretimdekilerde bunlar paralarını zaten ödemişler. Şimdi trend ne oluyor? İşte elektrik elektronik oluyor ama insanlar elektrik elektroniğin de çok bakım istediğinin farkında olmuyorlar. Bunlar bizim eski tip arabalar gibi. Kendi kendinize çalıştırabiliyorsunuz. Ne oluyor? Sisteme verebiliyorsunuz. Bilgisayar gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Şimdi ne oluyor? Arabaya gidiyorsunuz, bilgisayara bağlıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bir cihaz ne kadarlık arazide kullanılabiliyor? Sizin ne kadar suya ihtiyacınız olduğuyla değişiyor. Değişik kapasitelerimiz var. Dediğim gibi böyle çok açık alanlar, böyle pivot sulamalarda çok büyük bir cihazlara ihtiyaç oluyor. Onlar bir tane yeterli sonuçta. Bir tane yetiyor. Birden fazla seranın ana hattına, tek bir hattına bağlayabilirsiniz. Parça parça, birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, birinci sera, ikinci sera. Vanasını açarak, kapatarak saatte 20 ton geçmeyecek şekilde olan ürünleri bu modelle yapabiliriz. 20 ton suya ihtiyacı. 30 ton varsa bir başka modelimiz var. 90 ton çıkıyorsa başka modelimiz var. Ama benim saatte 200 ton suya ihtiyacım var. 90 ton bana yetmiyor derse o zaman iki tane alıp en azından yan yana paralel takarsak 90 bir taraftan 90 bir taraftan çıkışta birleştirerek yapabilme imkanımız var. Hepsini en azından bir tane de yedekli olmuş olur. Bunlar
dediğim gibi Türkiye'de bazı şeyler uzun yıllardır kullanılıyor ama çok da bilinmiyor. Kullananlar var ve biz burada o kadar çok da tanımayanla karşılaştık. Bize şaşırtıcı geldi. Fuara ilk defa geliyor olunca belki insanlar sizi daha yeni mi bu ürün diyor ama yani 50 yıldan bahsediyorsun. 1974 yılında bu cihaz ilk olarak piyasaya insanlar bunu yani gerçekten çok dahi bir buluşla. Çünkü bu şurada çalışma prensibini görebiliyorsunuz. Bütün pompalar birbirine benziyor çalışma prensiplerinde. Çok şeydir. Ben çok memnunum. Gerçekten tarımla uğraşanlar, çiftçilerimiz, yeniliklere açık insanlar. Buraya gelen bazı grup insan gerçekten en high-tech şeyleri kullanmak istiyorlar. Bazıları hiç bu teknolojiyi tanımıyorlar. Daha belli bir yolları kat etmesi gerekiyor ama bir yerden başlamaları gerekiyor. Türkiye'de tarım açısından gerçekten çok ciddi bir potansiyel görüyoruz. Bu pompaların her türlü garantisi, bakımı, teknik desteği tarafımızdan yapılıyor. 18 yıldır satıyoruz. Çoğunu gözümüz kapalı bile tamir edebiliyoruz, öyle söyleyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere de iyi çalışmalar, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Ata Karhanlı, Dosatron. Dosatron, Boğaziçi Endüstriyel. Boğaziçi Endüstriyel firmasının distribütörlüğünü yaptığı Dosatron markasıyla özellikle dozajlama, ilaç kullanımı konusunda büyük kolaylık sağlayan ürünleri kendilerine başarılar diliyoruz. Ve canlı yayınımız Maner Tohumculuk sponsorluğunda devam ediyor efendim.